Herkese selamlar dostlar. 1 Kasım 2023 Çarşamba iddia tahminleriyle sizlerleyiz. Bugün tam 6 adet mücadelem var. İdeal ve yüksek oranlardan bahsedeceğim. Değerlendirecek herkese bol şanslar direkt başlayalım ahali. Öncelikle bir adet maç skoru yarışmamız var ve çokça mesaj attığımız maç skorlarını açıklayalım. Real Madrid maçını belki 500, 500 kişi bilmiş belki öyle söyleyeyim. 500 tane skor bildim mesajı geldi bana. Şimdi öncelikle maç skoru yarışması bugün için Manchester United ile Newcastle maç skoru ne olur. Sizlere sorduk ve bilenlere açıklayalım. Real Madrid'den 3 kişi alacağımızı söylemiştik. Nihoso, Eren, Can Polat, Erber Kıpırdı. City maçı da 3-0 bitti. Onu da Erdem Enes Metin ve Emre Doğan için arkadaşlarımız bildi. Bunlar bana yazabilir. Yazarsa grupları alalım. Nereden yazacak? Instagram adresimiz Kangal Bey olarak. Da buradan benimle iletişime geçebilirler. Buradan benimle iletişime geçerlerse ben de arkadaşlar grup linklerini atarım. Bunlar kazandı. Dostlar, hafta sonu inanılmaz bir rekor yaptık. Ondan önce yüksek misli göstermek istiyorum gerçi. Yüksek misli göstereyim. Şimdi dostlar, dün ben yüksek misli verdim bir tane. Ondan da bahsedeceğim. Ondan önce de verdik. Yüksek misli de en son Bursa Çağdaş maçı vardı. İlk yarı kazanır dedik. 1.38 gibi oranlar 800 misli önerdik. O geldi. Dün de bir tane yüksek misli önerdim. Sağda gördüğünüz yüksek misli. Bu dönemde çok fazla yüksek misli yapılmaz. Yapmam, vermem. Az veririm. 400 misli verdim. Maç önünde, bunu maç önünde verdim bu arada. Smoothie Kanan açıklamalarından ve oyuncu oyun taktiğine kadar söyledi. O yüzden verdim. Normalde vermeyecektim. Dedi ki ofansif bir oyuncu 5 tane net kaçırdı. Antep'in bir golünü vermiştim. 400 TL önerdim. Başarısız oldu. Bunu da göstermek istiyorum. Şimdi geçtim. Ekrandan ben sizlere pazar modu etkin. Kutlar Vadisi ile başladık. Şöyle pazar modunu etkin yaptık. Devam edelim. Bakın inanılmaz bir canlı rekoru var. Birazdan da bahsedeceğim tekrardan. Üstünden geçeceğim. Bursa maçına ikinci çeyrek bir. Her gıda grubu atmışız. Geldi mi? Geldi. 2'de 2. Devam. Ve Bursa maçına yüksek misli yapmıştık zaten. O da geldi. ilk yarı kazananı. O da geldi. Devam edelim. Ve arkadaşlar şöyle ekranın ortasında dursun. Ben sizlere 29 Ekim günü her gün açık grupta olanlar ve Instagram'dan takip edenler görmüştür. Gruplarda hiçbir zaman yapmadığım bir şeyi 100. yıl indirimi olaraktan da 350 seviyesini 250 TL, 650 seviyesini de düz 500 TL yaptım. Bugün özel saat 12'ye kadar mesajda herkese bu şekilde olacağını söylemiştik ki gerçekten o gün hakkını verdik. Bahsedeceğim. Sonra Bursa maçına 3. çeyrek 2. Geldi mi geldi? Bursa maçına ev sahibi 71,5 üst. Geldi mi geldi? 4'te 4. Cagliari maçına deplasman 1,5 üst 1,63 gibi orandan Kangal Show devam. Geldi mi geldi? Brest mücadelesine ilk yarı 1,5 üst. Geldi mi geldi? Ondan sonra Brest maçına evin golü ilk yarı bitince verildi. 1,67 gibi orandan geldi mi geldi? Paris maçına genel 3,5 üst Brest maçıyla geldi mi geldi? Manisa maçı geldi. Avrupa tercihi geldi. Arkadaş ne yazmış? Sabah 1000 TL ile girdim. Şu an kasa 2400 TL ve açıkta 6 tane kupon var. Sadece canlıdan kazandık zaten. Manisa maçı geldi mi geldi. Brighton full mücadelesi. İlk yarı 0.5 Riskli de ev sahibi golü devreden. Yazmışım büyük harflerle. İkisi de geldi mi geldi. Bu şekilde çok güzel bir canlı rekoru kırdık. Cumartesi ve pazar inanılmaz canlıdan kazandık. Bu şekilde devam etmeye devam ederiz. Umarım diyerekten de söyleyeyim. Hatta arkadaşın yazdığı ekrana gelsin. Bak diyor ki daha kuponlar hiçbir oynanmadı. Sabahtan zaten herkes çağrı, İdilo ben verdiğimiz toplam bütün yeşiller geldi. Yani ben 15 tane bahis verdim, 13 tanesi geldi. Yiğit 18'de 16 yaptı. Çağrı 22'de 20 mi ne yaptı? Verilen bahisler inanılmaz. Yani canlı rekoru bunu arkadaşlar sabah yazmıştı. 16.31 saatte orada. Yani günün günüşüne kasası Allah bilir ne oldu. İnanılmaz bir rekor kırdık. Bunu da bahsetmek istedim sizlere. Geçtik. Arkadaşlar bir de birazdan biraz sonra biraz önce gösterdiğim şey herkes açık Telegram grubuydu. Oraya da katılabilirsiniz. Yorumlarda ve açıklama kısmında linki mevcut. Ücretsizdir. Katılın. Ara ara canlı tercihler, NBA tercihleri vesaire atıyoruz. Buradan da bizleri takip edebilirsiniz ücretsiz bir şekilde. Şimdi arkadaşlar bugün çok fazla bir izlenme olmaz. Çarşamba videosu kupa maçları var. Çok normal. Ve şöyle söyleyeyim kupa maçları da yatabilir. Yani sürprizler çıkabilir. Ben bunu bilerekten değerlendirmek isterim. Sizlerden ricam video atacağın artı 300 seviyesindeki like'lardır. Artı 300 kişi beğenirse Perşembe ile video çekmeyi düşünüyorum. O yüzden beğenileri bekliyorum. İlk mücadelemiz Bournemouth'la Liverpool karşılaşması. Bu maçı almamın sebeplerinden bir tanesi Liverpool deplasmanda yedek kadro çıkacak. Hatta ben yedek kadrosundan bahsedeyim. Benim önümde yedek kadrosu da var. Çıkma ihtimali ne olur? Burada Gakpo ilk 11'de oynayabilir. Nunez ilk 11'de oynayabilir. Jota ilk 11'de oynayabilir. Salah 7'ye düşer burada. Elliot, Endo, Jones gibi isimler burada. Kaleci de yedektir. Mesela Alisson Becker de olmaz. Liverpool yedek çıkabilir ama zaten Liverpool'un bu maçtan sonra şey maçı var. Luton tam mücadelesi var. Yani bu maça biraz önem verebilir gibi geliyor bana. Ben burada Bournemouth'la Bournemouth'la yedek çıkabilir. Bournemouth ligde kalsın önce diyorum ben. Deplasman'da Liverpool'un atacağı 2 gol ideal bir 40'a bir 40 yakın oranı var arkadaşlar. Deplasman 1.5 üstünün oranı 1.50 bir, bir hatta oley bir 1.50 oranı var. Öyle söyleyeyim sizlere. Liverpool burada 2 gol atar bence. Hatta 2 golün yanında mücadelede 2.5 üstünün üzerinde de kazanabilir. Bir tane de Bournemouth alsın diyorum. 2.5 üstünde 2 yaparsanız da oranı 1.83'e kadar çıkartmış olursunuz. O şekilde değerlendirecekler de burada Liverpool'un 2.5 üstünde kazanır da değerlendirebilir. Chelsea ile Blackburn mücadelesi. Şimdi Chelsea takımında kadrosu üzere çok geniş bir kadro. 1-10 gibi oran açmışlar zaten. Ee, muhtemelen yine burada Gusto. Hemen kombine bakayım şöyle ben sizlere. Ee, Palmer oynayabilir. Madsen, Jackson olmaz, Sterling olmaz. Caicedo gibi isimler olabilir. Ee, Oga ne var o da çok iyi. Muhtemelen solda o olur Sterling'in yerini. Yani Chelsea'nin kadrosu burada gelmeye çok müsait nasıl yener? Yani Chelsea'de bir uyum sorununu ve bu sezon sıkıntılı olduğunu biliyoruz. Rakip zayıfken bence 2-0-3-0 ayarında yani 4.5 altında bir olarak da değerlendirdim. Chelsea yenerse burada 2-0-3-0 ayarında yener. Maçın indeks beklentisi de bu arada 2-0'lık bir Chelsea galibiyeti. Ben 4.5 altında biri tek tercih olarak sunmak istiyorum. Chelsea kazanır fakat mücadele 4.5 altında kalır gibi geliyor bana. Bayern Münih ile Sarbüken mücadelesi. Yine Bayern Münih son maç 8 attı zaten. Ya Bayern Münih gözünün yaşına bakmayan bir takım. Tabii ki burada kadroda rotasyon olacaktır. Onları da değerlendirdim. Kimler oynayabilir? Gençler oynayabilir. Ama hücum hattında solda Matthias, Matthias Tel olacaktır. İleride de choupo Moting olacaktır bence. Müller de bu arada oynayabilir bu mücadelede. Yani burada yine Bayern Münih zaten yedek kadrosu da Bayern Münih yani. Gençlerde var ama üzüm üzüme baka baka karar. Hepsi beraber bunlar illaki abilerinden şeyler kapmışlardır diye düşünüyorum. Bayern Münih mücadelesini alabileceğimiz tek tercih. Burada ilk yerden atılacak iki gol. Şöyle yapalım. İlk kere 1.5 üst oranı zaten 1.48'in oranı var. İlk kere deplasman 1.5 üstü yaparsanız da 1.59. Genel zaten ilk kere 1.5 üstü alırsanız ev sahibi de ne olur ne olmaz Bayern Münih gol, yiyen, gol yiyen bir takım. İlk kere 1.5 üstü alın 1.48. Ama biraz da oranı yükseltmek isteyenler de ilk kere deplasman 1.5 üstü alırsa oranı 1.60 seviyesine kadar çıkartabilir. Şöyle ilk kere 1.5 üstü alın da 1.48 onu da gösterelim devam ediyorum. Diğer mücadele Manchester United'la Newcastle. Bu maçın maç skorunu sizlere sorduk. Ne olur? Direktten zor bir mücadele. Yani United takımının stile maçını izledim son maç. İlk 30 dakika gerçekten iyi oynayan bir Manchester United vardı. Yani zorluk çıkardı City'ye karşı. Ondan sonra bir penaltı, ondan sonra zaten mücadeleyi 3-0'a götüren bir Manchester City vardı. Burada Newcastle oynayacaktı. İki, i̇ki takım da muhtemelen yedek kadroyla çıkabilir. Yani yedek kadro çıkma ihtimalleri yüksek burada. Newcastle'ın yedek kadrosu biraz daha zayıf. O yüzden bu oran bence 1.90 seviyesinde. Yoksa oyun olarak her takımda zaten United zaten düşüşte Newcastle'da da o eski akıcılık yok gibi diyebilirim. O yüzden burada mücadelede ben bir var bekliyorum atarlar yerler gibi geliyor. KG var oranı zaten yüksek 1.60'a 1.65'e kadar olay.com'da oranı var zaten. 1.50 1.60 arası oran değişiyor. KG var şeklinde mücadeleyi değerlendirebiliriz. Benim skor beklentimde 2-1'lik bir United galibiyeti. 2-1'e göre de arkadaşlar handikap 0 3.58 gibi orandan da Manchester United tek farklı kazanabilir gibi. Onların çünkü bu maçta morale biraz daha çok ihtiyacı var. 2-1 skor olur. İdealden var. 2-1 skorum handikap 0'da 3.58 gibi orandan yüksek oranla tercihimdir. İki tane Paris, iki tane basketbol mücadelem var. Bunları da soru arkadaşımızdan aldık. Biraz bahsedeyim onların bana o bana anlattı ben de sizlere anlatacağım. Bunları ben izlemiyorum çünkü o biraz takip ediyor. Paris basketin arkadaşlar savunması çok fazla yokmuş. Ev sahibinde bu maçta kazanmak için yani sıralama için Euro Kaplı sıralama için önemli bir mücadele olduğunu söyledi. Muhtemelen ilk yarıda üst gelecek dedi. İlk yarıdan 82.5 üst var. Barem de gayet güzel. İlk yarı 82 üst oranı şöyle 1.43 oranı vardı sanırım. Aynen bir 43 gibi oranı var. İlk yarı 82 buçuk oranı. İlk yarıdan 83 sayı bekleyelim. Değerlendirecekler bu oyunda bir değerlendirme yapabilirler. İlk yarı 82 buçuk üst alınabilir. Onun dışında Beşiktaş Emlakjet'le Venezia mücadelesi var. Ben Venezia takımına baktım. O arkadaş anlattı. Editor anlattı yine aynı şekilde. Şöyle bir şey anlattı bana. Yani korkmadan üçlük atabilen bir takım olduğunu söyledi. Veşiktaş'ın emni de zaten. Ogben Ulubay falan bu isimlerle birlikte. Onlar da iyi bir kadro ki zaten maçın ne kadar favorisi olduğunu görüyorsunuz. Deplasman korkulacak bir ekip olduğunu söyledi. Yine ilk yarıdan barem düşükken ilk yarı 75.5 üst olarak da değerlendirme yapabiliriz diye dedi. İlk yarı 75.5 üst oranında da 1.45 gibi olan var. Mücadelenin ilk yarısında 76 sayı bekleyelim dedik şeklinde değerlendirdik. Toplamda 6 adet mücadelen vardı. Bugün çok yüksek oynanmaz arkadaşlar. Takiplik oynanalım. Benim düşüncelerim, görüşlerim bu yönde. Değerlendirecekler bol şanslar. Kupa maçları risklidir. Yani 100 lira oynuyorsanız 20 TL oynayın takiplik. Değerlendirecekler bol şanslar. Videomuza beğeni atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.